Mesih İsa'daki kurtuluş seni günah ve ölüm yasasından özgür kılacak. Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastör Güçlü Erman. Bu programımda çoğalma yasası hakkında paylaştığım bir vaazdan sunmak istiyorum. Tanrı'nın ekme ve biçme yasasına göre olağanüstü çoğalma, olağanüstü artış yaşayabiliriz. Bunu öğreneceksiniz, bunu izleyin. Tekrar sizlerle birlikte olacağım ve sizler için dua edeceğim. 2. Korintiler 9. bölüm ve 6. ayete bakalım. Şunu unutmayın diyor. Demek ki unutmamamız gereken bir şey, hatırlamamız gereken. Komşuna söyle unutma. Haleluya. <laughs> o yüzden aynı ayetleri sürekli vaaz ediyorum. Unutmamız için. <laughs> Amin. Az eken az biçer, çok eken çok biçer. Yani eken biçer. Bu bir gerçek. Zaten öyle diyor. Bir insan ne ekerse onu biçer. Ama az ekerse az biçer. Çok ekerse çok biçer. Yani tohum ve hasat kavramı burada. Ekilen tohumdur, biçilen de hasattır. Amin. Az tohum ekiyorsan az bir hasat biçeceksin. Çok tohum ekiyorsan çok hasat biçeceksin. Amin. Kocaman bir tarlan olabilir birkaç dönümlük ama gidip de bir avuç tohum ekersen fazla bir şey biçmeyeceksin. Ama bir çuval tohum ekersen çok daha fazla biçeceksin. Yani biçeceğin hasatın orantısı da ektiğin tohuma bağlı. Bunu asla unutmamak lazım. Burada miktar önemli. Çünkü bazen diyorlar ki A, miktar önemli değil ne verirsen Rabbe ver. Hayır miktar da aslında çok önemli. Rabbe büyük şeyler için iman ediyorsan o zaman gerçekten büyük bir tohum gerektirecek. Büyük bir iman gerektirecek. Amin büyük bir adım atmanı gerektirecek. Çünkü az ekersen az biçeceksin ama çok ekersen çok biçeceksin ama ne ekersen onu biçeceksin. Bu da iyi bir şey ama kötü yönde de işleyebilir tabii ki. Kötü söz, nefret, kötü tohum ekiyorsan bu da sana geri dönecek. Amin. Ama bu Tanrı'nın bir yasası, ekme ve biçme yasası ve bunu kendi hayatın için en olumlu şekilde uyarlayabilirsin. Çünkü eken Tanrı değil, sensin eken. Sen ekeceksin ve sen biçeceksin. Amin. Yani bazen insanlar dediğim gibi yanlış şeyleri ekiyorlar hayatlarına ve biçtiklerinden memnun kalmadıkları için Tanrı'yı suçluyorlar, Tanrı'ya kızıyorlar ama eken sensin. Amin. Eken sensin. Tanrı'nın bu yasası, ekme ve biçme yasası ve buna bağlı olarak da bir artış yasası var. Ve dünya var olduğu sürece, bu düzen var olduğu sürece ekme ve biçme devam edecek. Amin. Bu yüzden şunu unutmayın diyor. Az eken az biçer, çok eken çok biçer. Haleluya. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. İsteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Şimdi burada ikinci unsur. İlk unsur neydi? Miktar. Miktarı küçümsemeyeceğiz değil mi? Tohumun miktarını küçümsemeyeceğiz. Tohumun miktarı azsa hasat da az. Miktarı çoksa hasat da çok değil mi? İkinci bir unsur var burada görmemiz gereken. Herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Yürekten vermesi gerekiyor, kafadan değil. Duygusal olarak da değil, yürek. Yürek nedir? Aynı zamanda ruh. Ruhunda niyet ettiği gibi versin. Çünkü iman nerede? Ruhunda. İman nerede? Yüreğinde. Tanrı sözü nerede? Ağzında ve yüreğinde. Amin. İman yürekte oluşan bir şey, kafadan değil ya da başka birisi yapıyor diye değil, yürekte gerçekten iman ederek, niyet ederek. Niyet nedir? Bir amaçtır. Bir amaç doğrultusunda ekeceksin. Ektiğin tohumun bir amacı olacak. Hem Tanrı'nın egemenliği için bir amacı olacak, hem de senin hayatın için bir amacı olacak. Yani tohumu çıkarıp da böyle tarlaya serpip, ondan sonra unutan bir çiftçiden fazla bir şey bekleyemezsin. Amin. O çiftçi onu sulamaya da devam eder. O tohuma bakmaya devam eder. Tohumu ektiği gün, hatta ondan öncesinde de toprağı hazırlayarak işi başlar. Tohumu ektikten sonra da gidip uyumaz. Çalışmaya devam eder. Hasatı biçtiği güne kadar. Yani burada niyet önemli, amaç. Bir amacımız var. Nedir? İlk önce Tanrı'yı onurlandırmak. Amin. Ama Tanrı'yı onurlandırdığımız zaman da Tanrı bizi onurlandıracağını, bizi bereketleyeceğini söylüyor. Ve Tanrı'nın bereketidir diyor. Kişiyi zengin eder ve Rab ona dert katmaz. Amin üzerimize dolup taşan bereket yağdıracağını söylüyor. Bereket antlaşması hakkında vaaz etmiştim. Doğru mu? Daha önce ondalık ve bereket konusuna değindik. Ondalık, tümünü getirirseniz, turfandayla tapınırsanız, göklerin kapaklarını açacağım, üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Amin. Ama ondan önce de bizden Tanrı'nın beklediği bir şey var değil mi? O adımlar attığımız sürece de üzerimize dolup taşan bereket yağacağını vaat ediyor. Bu Tanrı'nın cevabı. Nedir? Hasat bu hasat. Tohum çoğalacak ve hasat olacak. Ve burada yürekte niyet olması çok önemli. Bir amaç için ekiyoruz. Bir amaç için ekiyoruz. Amin. Tanrı'nın egemenliği için ekiyoruz. İnsanlar müjdeyi duysun diye ekiyoruz. Tanrı'nın işi yapılsın diye ekiyoruz. Kilisenin ve hizmetin ihtiyaçları için ekiyoruz. Başka insanların ihtiyaçları için ekiyoruz. Amin. Tanrı'yı onurlandırmak için ekiyoruz. Aynı zamanda biçmek için hayatımızda artış olsun diye ekiyoruz. Amin hayatınızda artış olabilir. Merak etmeyin. Gayet gayet gönül rahatlığıyla Tanrı'dan artış isteyebilirsiniz. Amin. Tanrı çoğaltma tanrısı, Tanrı artış tanrısı. Amin. Tanrı ekleme tanrısı. İlk önce onun egemenliğini ve doğrunun ardından giderseniz bütün bunlar, dünyanın peşinde koştuğu her şey, dünyasal materyal şeyler, günlük ihtiyaçlar size eklenecektir diyor. Tanrı ekleyen bir tanrı. Hayatını eklemek istiyor, çoğaltmak istiyor bu onun vaadi. Bunu yapacak. Bunu yapmak istiyor. Amin. Amin. ya? Bu yüzden bir niyet olması. Çünkü çok duydum bu dindar saçmalığı. Yani hiçbir şey beklemesen de sadece ver yeter. Ya hayır bir şey beklemelisin. Bir şey beklemelisin. Tanrı'nın sözüne göre davranıyorsan, Tanrı'nın sözüne itaat ediyorsan bir sonuç beklemelisin. Tohum ekiyorsan hasat da beklemelisin. Tohum eken kişi, amin, Tanrı'nın hasatı getireceğine, ekli tohumu çoğaltacağına ve hasat getireceğine iman etmelidir. Ve hasatını gönül rahatlığıyla ve imanla ve ısrarla ve gayretle istemelidir. Amin. Sakın utanmayın. Tanrı'nın önüne gidip de Rab hasatımı istiyorum demeye utanmayın. Çünkü sen Tanrı'nın söylediğini yapıyorsan Tanrı'nın sözünün sana vaat ettiklerini isteme hakkın var. Amin. İkinci unsur iman, yürekte iman olması. Üçüncü unsur isteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever, tutum. Sevinçle veya vereceksin. Nasıl sevinçle verebiliyorsun? Elinden bir şey çıktığını, bir şey kaybettiğini düşünürsen üzülürsün. Bir şey kaybetmiyorsun, gelecekte daha çok kazanıyorsun. Hasat geri gelecek sana. Bunun için sevinebilirsin. Tohumunu ekerken halleluya. Ekiyorum çünkü biçeceğim. Sevinçle de biçeceğim diyerek ekebilirsin. Amin. Amin. Çünkü neden? Bakın bakın 8. ayet. Benim için sizi bilmiyorum ama kutsal kitaptaki en güçlü, en müthiş ayetlerden birisi. Ve kutsal kitaba göre tanrısal zenginliği tanımlayan ayet. Çünkü zenginlik dediğiniz zaman insanların aklında başka şeyler var, fikirler. Hemen direktman Ferrari süren, Bentley süren, milyarder, Koç, Sabancı, Ağaoğlu bilmem kimi düşünüyor. Hemen akla oraya gidiyor. Ama zenginlik bu değil. Bu değil. Bu tür insanlar bir gecede de her şeyini kaybedebiliyorlar. Öldükten sonra da her şeylerini, canlarını da kaybediyorlar. Yani gerçek zenginlik ama kutsal kitaba göre Tanrı'nın gözündeki zenginlik şu. Her zaman, bu da güzel, her zaman. Söyle komşuna her zaman. Her yönden, bu da güzel, komşuna söyle her yönden. Her şeye, komşuna söyle her şeye. Üç tane her var. Yani zamanda, mekanda, durumda kapsayan, her durumu, her zamanı, her yeri, mekanı kapsayan bir şey bu. Amin. Onun için sakın şeytanın gelip de sana bu durumda, Tanrı seni bırakacak... Bu mevsimde, bu yerde ın, ın, olmayacak demesine izin verme. Bu bir yalan. O yalancı. Amin. O yalancı. Tanrı'nın sözü gerçek. Al gerçeği onu kafasına vur. Amin. Anlamazsa bir tane daha vur. Amin. Anlayana kadar kafasına vur. Amin. Çünkü yetkiye sahipsin. İsa Mesih'te yetkiye sahipsin. Düşman ayaklarının altında. Amin. Amin. Haleluya. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe, her iyi işe, komşuna söyle her iyi işe. her iyi işe, kötü işlere değil, kötü işlere değil, iyi işlere, her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı daha da cömert olabilmemiz için bizi zenginleştiriyor. Bu dünyada birçok şeye sahip olalım diye değil. İsa bir benzetme anlattı, bir adam vardı, değil mi? Çalıştı, biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. Onunla dedi ki, oh dedi, canım şimdi keyfime bakayım, oh yiyeyim, içeyim. Ama Tanrı diyor ki, budala adam bu gece dünyadaki son gecen. Her şeyini kaybedeceksin. Çünkü Tanrı katında zengin olmak biriktirmek değil, vermektir. O kadar biriktirdin ama hepsi dünyada kalacak. Hiçbirini göklere aktarmadın, vermedin. Sadece kendi bencil tutkularını düşündün ama her şeyini kaybedeceksin. Amin. Yeryüzünde biriktirdiğin hazineleri kaybedeceksin çünkü gökyüzüne aktarmadın. Gökyüzünün hazineler biriktirirsen, gökyüzünün hazineler biriktirirsen her şey değişecek. Amin. Her zaman her yönden her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı ne yapıyor? Her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. Nimet diye çevrilen kelime lütuf. Grekçesi lütuf. Her lütfu. Lütuf nedir? Hak etmediğin her türlü armağanı. Hatta hak ettiğin ve hak etmediğinin üstünü veriyor sana. Hem hak ettiğin hasatı talep edebilirsin bir de hak etmediklerini de üstüne yağdırıyor. Bol bol. Kıt kanaat değil. Bol bol. Bol bol sağlayacak güçtedir. Bol bol. Bolca. Dolup taşan ölçekle. Haleluya. Çünkü Tanrı bolluk Tanrısı. Kıtlık Tanrısı değil. Kıtlık Tanrısı değil. Kıtlık Tanrısı olsaydı kıtlıkta İsa'yı yalnız bırakırdı ama kıtlıkta onu bolluğa eriştirdi. İncil, kitapçıklar, seriler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürkiye.msn.com Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75 Kahyalık İlkeleri adlı kitabımızı edinmek için bize yazınız. Posta Kutusu 136, Beyoğlu, İstanbul. E-posta adresimiz mujdeturkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 81 75 İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com Şimdi, çoğalma yasası demiştim. Ekme, biçme, ektiğin ne olacak? Çoğalacak. Tamam mı? Az ekiyorsan az çoğalacak ama az olduğu için katlandığı zaman az bir hasat olacak. Çok ektiğin zaman da yine çoğalacak ve çok daha büyük bir hasat geri gelecek. Şimdi 3-4 ayete bakalım. Ne kadar hasat talep edebilirsiniz? Luka 6. bölüm 38. ayeti bir okuyalım. Bakalım ne diyor? Luka 6, 38. Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. En düşük seviyede aynı ölçekle almakla var. Ama o ölçek sıkıştırılmış, silkelenmiş. O ölçeğin içine yani maksimum doldurulmuş şekilde geri gelecek sana. Minimumda aynı ölçeği geri alabilirsin. Ama aynı ölçek sıkıştırılmış, silkelenmiş, bastırılmış olduğu için ne bileyim belki bir yüzde on, yüzde yirmi daha fazla sığdırabilirsin aynı ölçeğin içine. Anlıyor musun? En düşük seviye de bu. Şimdi bir de matta 13'e bakalım. <laughs> matta 13. Tabi diyebilirsiniz yani ben minimumla tatminim. Ee, minimum bana yeter. Ha? Yani ben aynı ölçekle alsam yeter bana diyorsan tamam yani Rab de seve seve sana onu verecek ama bilmiyorum size ama bence madde 13 8'i okuyunca kimisi ise diyor iyi toprağa düştü. Bazısı 100, bazısı 60, bazısı da 30 kat ürün verdi. Bence ektiğim yani ya da verdiğim ölçeğin 30 30 ölçek gerisini almak 30 kat diyor çünkü ya da 60 ölçek gerisini almak. Hatta 100 ölçek gerisini almak. Varken aynı ölçekle niye alayım? Luka 8. bölüm 8. ayette benzer bir şey görüyoruz. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyünce yüz kat ürün verdi. Büyüyünce yüz kat ürün verdi. Tabii ki zaman alacak büyümesi değil mi? Pat diye büyümüyor. İşte asıl mücadele ya da iman mücadelesi o süreç içinde. Yılmayacaksın. Ne diyor? İyilik yapmaktan usanmayın. Gevşemezseniz mevsiminde biçersiniz. Biçme mevsimi yaklaşıyor. Ektin, ve ekmekle biçme arasında bir zaman var. O büyüdüğü zaman. Amin. Biri eker, biri sular ama Tanrı. Tanrı hasatı verir. O yüzden o arada işte ne yaptın çok önemli. Sevinçle ektiysen sevinçle kalacaksın. İmanla ektiysen imanla kalacaksın. Ektiğin gün yüz kat için iman ediyorsan biçene kadar yüz kat için imanda kalacaksın. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra tamam neyse yüz olmasın da hadi onda kabul ederim. Demeyin. İmanda sabit kalın. İmanda sabit kalın. Amin. İmanda sabit kalın. Yasanın tekrarı birinci bölüm var. 11. <laughs> ayet. Atalarınızın tanrısı Rab sizi bin kat... <gülüyor> 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 Duymadılar. Du <gülüyor> <gülüyor> Anlamadılar. <gülüyor> yok 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 yok. <laughs> Çünkü bazılarını 30 katta kaybetmiştim. 100 katta beyinleri tilt oldu. Şimdi bir... <laughs> Doğal olarak ne kadar küçük düşündüğünüzü anlıyorsunuz bunları okuyunca. Tanrı ne kadar büyük düşünüyor. Tanrı'nın planına bakın. Atalarınızın Tanrısı Rab sizi bin kat daha çoğaltsın ve söz verdiği gibi kutsasın. Öyle tohumlar var ki bin kat daha çoğalabiliyor. Eğer Tanrı sözü, atalarınızın Tanrısı Rab sizi bin kat daha çoğalsın diyorsa, Tanrı bunu boşuna söylemiyor. Orada olsun da birileri okurken gülüp geçsin diye yazılmadı bu. İman etsin insanlar diye yazıldı. İman sözü okuyan iman etsin diye yazıldı atalarınızın tanrısı Rab sizi bin kat daha çoğaltsın. Söz verdiği gibi kutsasın. Sözünden asla dönmeyen bir tanrımız var. Tanrı sözünde bin kat yazıyorsa demek ki bin kat, bin kat bizim erişimimizde. Boşuna yazılmadı o söz. Birileri bir vaazda heyecanlansın, ha vay canına diye duygu, duygulara kapılsın diye yazılmadı. İşiten iman etsin diye yazıldı. İşiten iman etsin diye yazıldı. Bin kat vaat ediliyor kardeşler. Bin kat vaat ediliyor. Atanızın tanrısı sizi bin kat çoğaltsın diyorsa, çoğaltma yasasında bin kat mümkün. Atalarınızın tanrısı Rab sizi bin kat daha çoğaltsın. İman eden herkes için mümkün bu. Bin kata kadar isteyebilmek mümkünmüş. Aynı ölçekle isteyebilirsin. Sıkıştırılmış, bastırılmış, silkelenmiş bir şekilde iyicene o ölçeği, iyicene maksimum kapasitede geri gelebilir sana. Ya da aynı ölçeğin, ölçtüğün ölçeğin 30 katı, 60 katı, 100 katı hatta bin katını bile isteyebilirsin. Hatta bin katını bile isteyebilirsin. Çünkü Tanrı sözü iman sözü. Okuyan iman etsin diye yazıldı. Bu bir sıradan bir hikaye değil. Bu Tanrı sözü. Söz verdiği gibi Tanrı kutsasın. Atalarınızın Tanrısı Rab sizi söz verdiği gibi bin kat çoğalsın. Söz verdiği gibi kutsasın. Tanrı söz verdi. Ve asla sözünden geri dönmez. Onun sözüne inanıyor musunuz? Ya da orada otururken ya bu anlıyorum tamam. Belki bazıları için böyle olabilirdi ama benim için bilmem ki ben bir ölçek alsam yeter mi diyorsunuz? Küçük düşünmeyi bırakma zamanı geldi kardeşler. Bu söze iman edip bin katını alanlar oldu tarih boyunca. Ve Tanrı insan arasında ayrım yapmaz. Tanrının aradığı tek şey iman. Sözüne iman eden her kim olursa, her kim her kim her kim iman ederse, her kim iman ederse, her kim iman ederse mahvolmayacak, sonsuz yaşama kavuşacak. Her kim her kim her kim iman ederse her zaman, her yönden, her yerde her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmek için her nimet ona bol bol sağlanacaktır. Her kim iman ederse. Her kim iman ederse. Bu yüzden imanınızı engelleyecek, imanınıza tökez olacak ne varsa onları hayatınızdan temizlemeniz gerekiyor hayatınızdan temizlemeniz gerekiyor. İmanınıza tökez olacak ne varsa, yüreğinizi etkileyecek ne varsa, düşüncelerinizi etkileyecek ne varsa, düşüncelerinizi yenilemeniz gece gündüz. Bakın bir kere okumak da yetmiyor, bir kere duymak da yetmiyor. Tanrı Yeşu'ya e ne dedi? Büyük bir göreve, büyük bir görev devraldın Musa'dan. Başarılı olmak istiyorsan yapman gereken bir şey var. Gece gündüz. Gece gündüz Tanrı sözü üzerine derin derin düşüneceksin. Ağzından dilinden düşürmeyeceksin. Orada yazılanı okuduğunu uygulayacaksın. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Bu bir adanma gerektiriyor. Bin kat öyle hemen kolay kolay gelen bir şey değil. O bin kat için gereken iman beslenmesi gece gündüz beslenmesi gereken bir iman. Haftada bir pazar vaziyle beslenebilecek bir iman değil bu. Gece gündüz beslemen gereken bir iman. Çünkü inanıyorum ki bu ülkede olağanüstü şeyler olabilir. Bu ülkede imanla insanlar olağanüstü şeyler başarabilir. Bu ülkede insanlar imanla olağanüstü amaçlara ulaşabilir ama bu inanılmaz bir adanma, inanılmaz bir gayret, çok büyük bir tamamen tutunup bırakmadan yapışıp bırakmadan, peşini bırakmadan, kırıp geçene kadar, yükselene kadar, inanılmaz olağanüstü sonuçlar elde edene kadar yılmadan devam etmeyi gerektiriyor. Adanma gerektiriyor. Yani bu bu, 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 tür bin kat gibi rakamlar öyle hani hemen pat diye hemen herkese olacak şeyler değil. Gerçekten bunun peşine gidersen, kendini buna adarsan mümkün. Tanrı sözü bunu mümkün kılıyor. Çünkü Aynı ölçeğe geri almak için gereken imanla 30 katı geri almak için gereken iman farklı. 60 katı almak için gereken iman farklı. Çünkü 60 kat birebir iman, 30 kat iman, 60 kat iman, 100 kat iman 100 katını geri almak için 1000 katını geri almak için de gereken iman daha da üstün bir seviyede olması gerekiyor. Ama şu bir gerçek ve iyi haber de şu, o imana sahip olabilirsiniz. O ulaşılabilir bir şey, erişilebilir bir hedef, erişilebilir bir se seviye ve eğer Tanrı sözünde bu seviye varsa ben erişmek istiyorum. Ben hayatımı bin kata adadım, bin katı görmek istiyorum. Daha azına artık daha azı tatmin etmeyecek beni. Yani bin kat gibi bir. Şimdi yüz kata gelince hatırlarsanız zengin genç bir adam İsa'ya geldi. İyi öğretmenim sonsuz yaşam almak için ne yapmam gerekiyor diye sordu. İsa dedi yani yasayı biliyorsun. Buyrukları biliyorsun. Aa evet hepsini biliyorum. Gençliğimden beri hepsini yaptım. İsa ne dedi? Bir eksiğin var. Varını yoğunu sat, git yoksullara dağıt, gel beni izle. Tabi adam bayağı malı mülkü olan bir adamdı ve suratını astı, üzüldü, kızdı, öfkelendi, gücendi, çekti, gitti. Öğrenciler hemen İsa'ya şunu soruyorlar. Yani kim kurtulabilir? Kim kurtulabilir? Yani istediğin Acayip bir şey. Adam her şeyi bırakmasını istiyorsun. Kim kurtulabilir? İsa'nın cevabı ne? İnsan için mümkün değil ama Tanrı için her şey mümkün. Ondan sonra açıklamaya başlıyor. Diyor ki hatta Petrus geliyor diyor. İsa diyor ki her şeyimizi senin için bıraktık. İsa de diyor ki benim için her şeyini bırakan ailesini, memleketini, malını, mülkünü, kariyerini artık ne eklersen oraya. Yani Tanrı'yı yüzde yüz izleyebilmek için bırakman gereken şeyler var. O bin kat seviyesine, yüz kat seviyesine çıkmak için sana tutunan, seni engelleyecek şeyler var. Hayatından kesip atman gerekiyor. Birçok şey olabilir. Herkes için farklı. Bir tane de değil. Birçok farklı şey olabilir. Ama İsa ne dedi? Benim için ailesini, annesini, babasını, kardeşini, vatanını, malını, mülkünü, kariyerini, her şeyini bırakan bu dünyada yüz katını biçecek. Demek ki yüz katına kalifiye olmak için gerçekten tamamen her şeyi bırakman lazım. Yani büyük bir adanma gerektiriyor. Yarım yamalak Tanrı'ya adanmakla yüz kat biçemiyorsun. Çünkü biliyorum ayeti okuyunca herkes haleluya yüz kat diye hani heyecanlanıp iman etmek istiyor ama işin bir gerçeğini söylemek gerekiyor. Çok ciddi bir yüzde yüz adanma gerektiriyor. Yüzde yüz adanma gerektiriyor. Ne kadar çok adanırsan, ne kadar çok Rabbi ararsan ne kadar Rab'be bağlanırsan, ne kadar sözle beslenirsen, ne kadar seni... Çünkü İsa'nın söyledikleri ne? Bu dünyaya ait şeyler. Mal, mülk, vatan, kariyer, anne, baba, arkadaş, kardeş. Bunlar bu dünyada, dünyaya ait şeyler değil mi? Yani bu dünyaya ait her şeyi bırakırsan, bu dünyaya ait her şeyi sana vereceğim diyor yüz katını. Amin. Evet Tanrı'nın sözünde gördüğümüz gibi bize sunduğu olağanüstü vaatler var. Gerçekten doğaüstü bir şekilde hayatımızda bir artış, bir çoğalma olabilir. Tanrı'nın sözünü hayatımızda uyguladığımız ve imanla buna sahip çıktığımız sürece ben de size bu konuda meydan okumak istiyorum. Tanrı'nın sözünü alın, uygulayın ve daha üst bir boyuttaki yaşama adım atın. Evet programımızın sonuna geldik. Belki henüz İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etmediniz. Veya Rab'den uzaklaştınız ve tekrar adanmak istiyorsunuz. Benden sonra bu duayı tekrar edin. Sevgili Göksel Baba, oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Lütfen beni bağışla. Beni yıka ve temizle. Hayatımı sana teslim ediyorum. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. İsa'nın adıyla amin. Evet sevgili dostum eğer benden sonra bu duayı tekrar ettiysen senin için çok çok iyi haberim var. Bütün günahların bağışlandı. Ne kadar harika bir şey değil mi? Lütfen bize yazın sorularınız, dua istekleriniz veya tanıklıklarınız varsa sizden işitmek istiyoruz. Başka bir programımızda birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürkiye.msn.com Telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.neyirkilisesi.com Bu programlarımız Rabbi seven dostlarımızın finansal desteğiyle mümkün olmaktadır. Sizler de sunularınızla bu hizmete ortak olabilir, müjdeyi başka insanlara duyurmamıza yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer.